Balık avında kullandığımız canlı yem teke nedir? Nerelerde çıkar bahsetmek istiyorum. Teke, karidesin yosunlu kıyı bölgelerde yaşayan akrabasıdır. Çalı karidesi olarak da bilinir. Teke yakalayacağınız mera seçiminde liman kenarları, dalgasız girintili ve yosunlu bölgeler tercih edilmelidir. Bir kepçe yardımı ile kaya dipleri taranarak kolayca yakalanır. Kepçeyi yavaşça hareket ettirmeniz tekeyi ürkütmeyecek ve kendiliğinden kepçeye girecektir. Soğuk suda kayboldukları düşünülse de bilinenin aksine yılın her ayı gece veya gündüz fark etmeksizin çıkartılabilir. Örnek olarak bu videodaki tekeler İstanbul'da Ocak ayında soğuk bir günde çıkartıldı. Teke karidesi soğuk deniz suyu ile dolu kovada veya akvaryumda günlerce yaşayabilir. Bu yüzden canlı olarak kullanılabilecek süper bir yemdir. Levrek, mırmır, çupra, mercan ve birçok tür bu yemle avlanılabilir. Uygun merada canlı yemli oltanıza avcı balık direkt atlayacaktır. Kepçemize daha çok küçükler gelebilir, incitmeden mutlaka iade etmeliyiz. Bu boylardaki tekelerle kiloluk avlar yakalayabiliriz. Tabii farklı sürprizlere de açık olmalıyız. Bu yavru lapin balığı gibi. Saldığımızda hemen yosunların arasına saklanacaktır. Yeri gelmişken lapinler büyüdükçe mavileşir, her boyda lezzetsizdir. Avlamamanızı öneririm. Thank you.
bir misafir daha. Ufacık kaya balığı. Diğer canlılara zarar vermeden sadece ideal boydaki yemliklerimizi topluyoruz. Tekeler bazen de yosunların arasında değil de direkt önünüzde kayanın üzerinde sabit şekilde durabilir. Sabırla yavaşça yaklaşarak kepçenin içerisine girmesini bekleyebilirsiniz. Tekelerin ele alınmasında bir sakınca olmadığını da örnekle gösterelim. Nereye kayboldu kayıdır? Yakaladın kayıdır sen. Kayını ya. Ama çiçekleri var valla. Gönleri varmış. Bir de kuyruğu varmış. Ama şimdikler varla. Yap bakalım. Umarım videoyu yararlı bulmuşsunuzdur. Yorum ve beğeni butonları aracılığıyla görüşlerinizi bekliyorum. Son olarak yavruların yaşamasına özen göstermeyi de unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkürler.